Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Bir büyük boy americano lütfen. Bir tane büyük boy americano. Başka bir isteğiniz var mıydı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 850 rica edeceğim sizden. Süreyya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hay Allah. Pardon. Siz şöyle buyurun. Teşekkürler. Paramı bulayım. White mocha alabilir miyim bir tane? Orta boy. Allah Allah. Emre beyefendininkini de buradan alsana. Tabii. Daha önceden başıma gelmişliği var. Oradan biliyorum. Sağ ol. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın. Ben size borçlandım şu an. Yok, önemli değil ya. Ne olacak? Olur öyle şeyler. Alo. Geliyorum, geliyorum. Çok az kaldı. Tamam, 10 dedin. Evet, ama... Ay dur, tamam. Bir dakika, pardon ya. Bak, 180'e doğru say. Ben hemen oradayım. Ben gerçekten teşekkür ederim. Çok güzel bir akşamdı. Çok eğlendim. Ben de teşekkür ederim. Ben de çok eğlendim. Aslında uzun... şey söyleyeyim mi? Sen söyle. Sen söyle. Hayır, sen söyle. Yok, sen söyle. Hayır, sen söyle hadi. Söyle. Peki. Ben çok uzun zamandır kimsenin yanında kendimi bu kadar rahat hissetmemiştim. Teşekkür ederim. Hadi sen söyle. Hadi sıra sende. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Mustafa'yı nasıl buldun? Teyzen söyledi. İyi misin sen? Yaran nasıl, iyi misin? İyi. Çok daha iyi. Sesini duymak için seni defalarca aradım. Telefonunu açmadın. Geri de dönmedin. Sen az kalsın ölüyordun Faruk. Az kalsın ölüyordun. Ama ölmedim. Benim yüzümden ölüyordun sen. Süreyya, ölmedim. Bu yüzden mi kaçtın benden? Bu yüzden mi açmadın telefonlarını? Neden gittiğini hissediyorum. Faruk, senle ben olamayız. Ne demek şimdi bu? Başını belaya sokmak istemiyorum. Sen benim başıma gelmiş en güzel şeysin. Bir şey mi söyledi sana? Süreyya. 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 Eğer bir gün benden çekip gideceksen, kimsenin sözü için değil. Gözlerime baktığında kendini gözlerimde göremediğin için git. Yine şansına mı deniyorsun? Ne afiyet. Bir şansın var mı? Neler annem yapardı. Babam çalışanlarla serviste. Yani bayağı kocaman bir aileydik biz. Sen ne yapıyordun bu arada? Ben bu masaların arasında koşturuyordum. Bazen gece çok geç olurdu, eve gidemezdik. Bu sandalyeleri birleştirdi annem, böyle üstüne uyurdu. Vicdan azabıyla anlatırdı sonra. Ne yapsın? Çalışmak zorunda. O kadar neşelilerdi ki. O kadar güzel insanlardı ki. Onların yanında mutsuz olmak imkansızdı. Bazen o kadar eksikliklerini hissediyorum ki. Ağla. Sıkma kendini, ağla. Bırak, aksın gözyaşları. Aksın.
Benim annemle babam gittikten sonra arkamda kimse olmadı. Bundan sonra ben senin yanındayım. Ama ağlaman için, mutsuz olman için değil. Mutlu olman için. Süpermen. Burası benim evim. Sana bakınca, seni koklayınca, seni görünce bir şey hissediyordum ben. Adını koyamıyordum. Ama şimdi biliyorum. Burası benim evim. Dünyanın neresinde olursak olalım, sen benim yanımda olduğun sürece benim evim benim yanımda olacak. Bu evin tek sahibi sensin. Annenle çok iyi başlamadık ama sevginin açamayacağı bir kapı yok bence. Elimden gelen her şeyi yapacağım ben annenle iyi geçinmek için. Biliyorum. Sana güveniyorum. Aa, ne yapma ya? Rahmet beni hatırlatayım. Hiç bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Hiç. Sana her baktığımda aynı adamı göreceğim ben değil mi? Nasıl biriymiş o adam? Aşık olduğun adam mı? Hı hı. Bana her baktığımda sanki bir daha aşık oluyormuş gibi olan biri. Yanında hiç korkmadığım biri. Çocuk olmaktan, hata yapmaktan hiç korkmadım bile. İşte öyle biri benim sevgilim. Söz ver. Söz ver. Beni hiç bırakıp gitmeyeceğine söz ver. Söz. Söz. Söz.